ağlar denizle buluştu. Akdeniz balıkçılarına gelen avlanma yasağı 15 Eylül'de sona erdi. Balıkçıların avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte İskenderun Körfezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Hatay Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Habib Yücel Dalgıç, 6 Şubat depreminde hasar gören balıkçı barınağını tekrar ayağa kaldırdıklarını ifade etti. 6 Şubat depremlerinden sonra balıkçı barınağımızın sular altında kaldı. Çok kısa bir sürede Sayın Valimiz ve mülki amirlerimizle birlikte el ele verip çok kısa bir sürede balıkçı barınağımızı ayağa kaldırdık ve balıkçılarımızı çalışabilecek bir hale getirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rast gelsin. Bol kazançlı bir sezon diliyorum. Ulusal kanala konuşan balıkçılar avlanma sırasında karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Demirleme sahalar o kadar çoğaldı ki av sahalarımızı işgal ettiler. Ayrıca bu döküntüler liman temizliği yapıldığı takdirde onlar 2 milin dışına atılıyor. Bizim yine avlanma sahalarımıza dengeliyor. Bunu daha uygun yerlere dökebilirler. Biz gırgır avcısıyız, biz gırgır balıkçısıyız. 5 ay gibi, 5,5 ay gibi bir yasak yaptılar. 5,5 ayda inan ki hiçbir şey yapamıyoruz. Adam bulamıyoruz. Yani tayfa sorunu var. Çünkü tayfa diyor ki 5,5 ay yasak abi, sen benim yazın bak. Yazın ben ancak kendimin bakıyorum. Burası Karadeniz'de bir tutuyorlar. Karadeniz derin su. Burası sık su. Bunu biz bölgesel olarak istiyoruz ama halen daha çalışma yapıyoruz. Karadeniz 10 kulaç oldu. Akdeniz halen daha 13 kulaç. Çapa sahaları gerçekten sorun. Zaten bu 7 ay gibi çalışamıyoruz ki. 7 ayın toplasan 4 ayını çalışabiliyoruz. 3 ayda hava isim oluyor. 5 ayda öyle yasak. 8 ay biz para kazanamıyoruz. Bütün komisyoncuları, herkesin şurada çoğu teknelerin gırgır trol olarak en az 500 milyar, 1 trilyon borcu olan var.